Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mustafa Böyükata tarafından başlatılan bilim söyleşileri etkinliği Sarıhacılı TOKİ'de bulunan 100. Yıl Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu'nda yapıldı. Düzenlenen etkinliğe Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, akademisyenler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Sizi geleceğe daha iyi hazırlıyorlar. Sizin de ne yapmanız gerekiyor? Daha çok çalışmamız, hep birlikte daha çok çalışmamız gerekiyor. Çünkü bu ülkenin geleceği olan sizlersiniz. Bizim de bütün gayretimiz, geleceğimiz olan gençlerimizi geleceğe hazırlamak, sizin için daha güzel bir dünya sunmak. Ben hocalarıma tekrar çok teşekkür ediyorum. Emeğinize sağlık, yüreğinize sağlık. Önünüze kitaplarını da hediye etmişler. Çok şanslısınız. Sizlere de başarılar diliyorum. Yozgatlılar, çok değerli bası mensubu arkadaşlarım. Bugün 100. yıl Cumhuriyet İlkokulu ve Ortaokulu'nda Yozgat Bozok Üniversitesi'ni Bayraklı Tepe Bilim Şenliği ile bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu projede görev alan bütün hocalarıma yürekten teşekkür ediyorum. Hakikaten öğrencilerimiz çok şanslılar. Öğrenciler bizim geleceğimiz. Öğrencilerimizi geleceğe hazırlamak adına profesörlerimizin, öğretim üyelerimizin, doçentlerimizin, doktorlarımızın öğrencilerle bir araya gelmeleri, onları geleceğe hazırlamak adına sanal gerçeklik ortamı hazırlamaları, onlara farklı etkinliklerle bilim insanlarının ne tür çalışmalar yaptıklarını ortaya koymaları bizim için de çok kıymetli. Burada gönüllü görev alan bütün hocalarıma tekrar teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize de başarılar diliyorum. Ersan Kurt, 100. Yıl Cumhuriyet İlk Ortaokul Müdürüyüm. Profesör Doktor Mustafa Büyükata'nın Bozok Üniversitesi'nden planlamış olduğu bu güzel etkinlik ile hocalarımız, üniversiteden hocalarımız buraya gelerek çocuklarımıza projeler ve bilim söyleşileri konusunda tanıtımlar yaptılar. İl Milli Eğitim Müdürümüze katılarak şereflendirdiler. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Mustafa Büyükata, Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünde öğretim üyesiyim. Öteden beri sürdürdüğümüz okullardaki gönüllülük çalışmalarından birisini burada yine en son yapılan TOKİ konutlarında 100. yıl Cumhuriyet Ortaokulu'nda hem ilkokul hem ortaokul bir arada gerçekleştiriyoruz. Bu bir aynı zamanda 23 Nisan hediyemiz olacak. Bayraklı Tepe'yi sembolik isim olarak etkinliğe verdik. Bayraklı Tepe bilim söyleşileri adı altında gerçekleştiriyoruz. Bugün 5 akademisyen arkadaşımızla birlikte buradayız. Ümit ediyoruz sınıflarda çocuklar farklı yüzler görmenin, merak ettikleri konularda sorularının cevabını bulmanın fırsatını bulacaklar. Bu söyleşileri kısa sürede tamamlayacağız. Arzu ediyoruz ki daha sonraları okullarımızda atölyelerle birlikte zenginleştirilmiş yeni faaliyetler yapabilelim. İnşallah ileride onları da gerçekleştirebiliriz. Bu ilk mi? Hayır, bu yani sayısını hatırlayamıyorum. Köylerde yaptığımız etkinlikler, kırsalda yaptığımız etkinlikleri hatırlıyorsunuz, zaman zaman takip ediyorsunuz. 70'i geçti. Bazıları ilçe merkezlerinde yaptığımız bilim söyleşileri adında yaptığımız etkinlikler var. Bunlar da göz önüne alırsa yani 100'ü geçti. 100'den fazla etkinliğimiz var. Tam rakam veremiyorum şu anda. Onun dışında da irili ufaklı online çevrim için seminerlerimiz oldu, söyleşilerimiz oldu. Bunların dışında da TÜBİTAK'ın desteklediği programlar var biliyorsunuz. Bilim söyleşileri, akademisyenler okullara gidebiliyor. O çerçevede de birçok üniversitemizin hocamız hem Yozgat'ta hem farklı illerde söyleşiler yaptılar. Burada tabii bilimin topluma yaygınlaştırılması, tabana yaygınlaştırılması, gelecekte yeni bilim insanlarının ortaya çıkması açısından çok önemli buluyoruz. Benim kişisel kanaatim şu ki, ortaokul düzeyinde özellikle ilkokul ve ortaokul düzeyinde doğru zamanda doğru dokunuşlar yapılırsa geleceğin bilim insanlarını ortada ileride ortalıkta görmemiz an meselesi diye inanıyorum. Bir anda patlama olabilir. İnşallah bütün Türkiye'de bir sinerjiye dönüşür bu çalışmalar. Devam ettireceğiz inşallah.